Kim var yine işin içinde? Koç. Yine Simon, yine Sertaç. Devam edelim. Duralım. Valencia maçı, Bayern Münih maçında Larkin hep birebirler üstünden top kullanmayı tercih etti. Bu tahmin edilmesi ve savunulması biraz daha rakip takımın önlem alması durumunda ki hele Euroleague gerçeğini düşündüğünüz zaman daha kontrol edilebilir şeyler. Ama takım halinde bu aksiyonu yapacak, yine Larkin'e top kullandıracak opsiyonu getirdiğinde rakip takımın işlerinde zorlaşabiliyor. Devam edelim. Henry'de sürekli duralım. Henry'de sürekli Larkin'in aklına girmeye çalıştı. Burada perde olmasa da Larkin kuvvetli sol elinin üstünden atak yaparak çembere giriyor. Aslında arka tarafta iki tane atıcıyı bulduk. Sadece buradaki sıkıntı Moerman olsun, Singleton olsun istenen 3 sayı yüzdesine gelememiş olmaları. Ama beraber yaşadığın zaman o topu kime vereceğin kısmında da o gelişimi gösterebiliyorsun. Ne şimdi o zaman ya yani şu çok bir, doğru. Şöyle söyleyeyim. Sen sonra pardon. Pozisyona bak. Şu anda Larkin aksiyonda. Simon forvette, Moerman aşağıda. En son pozisyona geldiğimiz zaman aksiyonda Simon'u göreceğiz. Pasta Moerman'ı göreceğiz. Bitirişte aşağı. Larkin'i göreceğiz. Yani oyuncular sanki böyle bir kendi içine dönüyorlar. Öyle. Ben de Bayern Münih maçının sonuna gelmek istiyorum. Şimdi Larkin'in soldan yapacağı penetrede top tarafında sadece bir oyuncu var burada. Hatırla, soluna gider Larkin. Bayern Münih maçında neydi? Zipser orada burada atak bir oyuncu yaptı. Vardı. Hayır, burada da Boboa vardı. Evet ama top Zipser tarafı... orada atak yaptı ya hani. Foul mü değil mi diye tartıştık. Tamam, atak o iki yaptı kişi da vardı olduğu için. Tamam işte kalabalık. Evet, o yüzden evet. Yani o kalabalık Larkin işine gelmedi. Bu bir. Foul yaptı Zipser da. Hadi onu geçelim de olsun. Yine de şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir düzeltme mi? Yani o maçtan sonra alınan bir ders mi? Hani Larkin'in solu kuvvetli, soluna giderken burası çok kalabalık olmasın. Hani şu bölgede kimse olmasın. Larkin buraya gitsin. Üstelik perde de getirelim biz. Sertaç da adamını alsın. Şuradan buraya kadar süpürsün. Sertaç'ı savunan pivot da buraya kadar çıkmış olsun. Biz Larkin'e bu alanı boşaltalım. Top tarafında en azından bir kişinin olduğu şekilde oynayalım. Olmuş olabilir mi? Düzeltme mi? Olmaması. Yani düzeltme değilse de bu iyi yani. Yani bu daha iyi yani. Şu gördüğün şey kusursuz. Yani. Ya Bayern maçında şu olmuş olsa bugün Efes kazanmış. Yani o maçı da kazanmıştı ya, bence. Bunu hep tartışıyoruz hep beraber. Bazen iyidir. Yani doğru. Bayern Münih maçının kaybedilmesi. Evet, Bayern Münih'e çok istediğimiz bir şey değil. Kaunas'ı da o şekilde son pozisyonda kazandılar ama bizim için iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Devam belki edelim. De o ders buraya geldi. %100. Doğru. Devam edelim. Duralım. Peters yine hücum foul yaptırmak için geliyor. Ama Larkin orada yönünü değiştiriyor. Ve yönünü değiştirdiği zaman 2'ye 1'de kime pas vereceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ya Simon ya Moerman. Normal şartlarda sıcak el Moerman olsa topu versen o üçlüye atacak. Süreye bakıyorsun 12 saniye. Daha üstüne oynayabilecek alanımız var. Ya aslında Moerman'dan Simon'a da gidebilir yani. Her İki pasta da gider Simon'a. Moerman'dan bir şekilde pas gidiyor da başka şekilde gidiyor şimdi göreceğim şekilde. Devam edelim lütfen. Duralım. Ya şimdi başka bir oyuncu Simon'un yerinde olsa orada o karambolin içine atak yapsa ne yapıyorsun dersin? Ama işte bak şimdi o yüzden onları çizdim. Polonara'nın ivmesi buraya. Pierre'in ivmesi buraya. Herkesi paternlerde gördüğü için onlar buraya doğru kayarken ben oradan gideyim diyor. İsmail'cim, yani normalde Polonara'yı geçebilir mi hızla ya da Pierre'i Henry'i? Sen şu anda tabii buradan bakıp rahat rahat benim gibi. ya ne kadar ya bak. Babacığım adam bir saniyede buna karar vermişti. Yani biz burada anlatıyoruz da o oyunun içinde maçın son 1,5 dakika buna... Sen 3 dakikaya sığdıramadık yine. Yani adam karar vermiş Simon. Yani diyor ki tamam diyor en doğrusu bu diyor. Şimdi biz ne anlatıyoruz ki? Devam edelim. Duralım. Şu anda savunma dengesini bozdu. Sağ içi yerleşimimiz şu anda deorganize.
Ama düzeltme koşusu geliyor buraya doğru. Tamam geliyor ama sonuç itibariyle baktığın zaman Simon'un şu anda pas verebileceği, sağlıklı pas verebileceği hiçbir oyuncu yok. Forvet'e verse Giedraitis topu kapabilir. İçeri verse Pierre Sertaç'ın dengesini bozup Eurolig'in en iyi top çalan oyuncularından biri topu alıp gidebilir. Larkin olayın içinde değil ve Simon'un burada en sağlıklı kararı vermesi gerekiyor. Devam ettik lütfen. Duralım. Şu anda felaket sahiçi yani şimdi kötü oldu. Destekleyemedi Larkin. Muharman'la Larkin ne yapıyor? Kendileri de bilmiyorlar. Misic ne yapıyor? Böyle bir gezintiye çıkmışlar muhtemelen. Tamam. Misic hiç olayın içinde yok. Sertaç ne yapıyor? Yok. Normal şartlarda ne beklersin? Hücum ribaundına evet. Girmesini beklersin. Yok. Sertaç da neyi kovalıyor? Peters yardıma giderse ben pas kanalında kalayım. Tersine hareketleneyim bana bir şey çıkar diye. İşte bu Anadolu Efes'in ne kadar iyi takım olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Her şey çorbaya dönmüş. Simon sıçramasa pozisyonu bulamayacak. Sıçramasa pozisyonu bulamayacak. Peki topu nereye attığını görüyor musun? Moerman'ın olması gereken yere. Olduğu yere değil. Diyor ki bak oraya git. Oraya git diyor. Duralım. Ve Larkin pozisyonu hissediyor. Hemen buraya doğru kayıyor. Yan yana olan, yani şöyle bir şey, arkadaşlar diyor, siz yan yana durmamanız lazım diyor. Bak sizi, ben sizi diyor gerekli yerlere şimdi yönlendiriyorum, hemen organize olalım diyor. Larkin'le başladı, Simon'un aklı ama burada dediğim gibi Anadolu Efes'in oyun bilgisi, hücum bilgisi, oyuncuların birbirini tamamlaması ve Larkin o zorlama atıştan organize üçlüye geldi. Bu da Anadolu Efes'in ne kadar büyük bir takım olduğunu gösteriyor. Buradan bazı antrenörlere de o zaman bir mesajı vermiş olalım değil Simon'u mi? Simon'u bulamazlarsa ne olacak? Ya sıçrayarak pas vermeyi yasaklıyorlar. Bartokas da söylemişti şey. Yani. Öyle bir şey. Verebiliyorsa versin değil mi? Ya şöyle bir şey. Yani kafanın arkasında iki defa çevirip pas verebiliyorsan versin ya. Yani veremiyorsa, vermekte ısrar ediyorsa o zaman uyaracaksın tabii. Yani öyle bir şey yok. Seyrettik işte Real Madrid'in guardlarını. U18'de. Patır ama putur sırttan oradan her buradan. Yerden pas atıyorlar. Ama atıyorlar. Devam ettik. Duralım. İstenen pozisyon geldi mi? Tertemiz. Bir zahmet. Ama baktığın zaman sanki böyle deorganizeymiş gibi gözüküyorsun. Ama her şey o kadar uyumlu ki birbiriyle. Problem çözdü. Birlikte yaşamayı öğrenmek mi? Tabii ki. Devam edelim. Atsın Larkin üçlü. Sonraki pozisyona geçelim.